Bu dokuzuncu dersimizde Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı zaman ve mekan zarflarını göreceğiz. Bunlar sıkça karşımıza çıktığından manalarını bir defa öğrenmek daha sonraki okumalarımızda bize ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Ve manayı daha iyi anlamamıza vesile olacaktır. Bunlardan bir tanesi yevm, gün anlamında. Ve günle alakalı işte dün, yarın bunları kullanırız. Dün anlamında ems. Yarın anlamında gaden. Önce, sonra. Bir de şöyle olduğu zaman gibi ifadeler kullanılır. Gable, önce. Ba'de, sonra. Hine, şöyle olduğu zaman. Bir de iz. Kur'an-ı Kerim'de çokça geçer. Mesela, iz gale. Gale dedi. İthgâle demişti. Hani demişti. Bu şekilde maziye götürüyor. Ve onu e, bir nevi Türkçedeki mişli geçmiş zaman tarzında ifade ediyor. Kur'an'dan örneklerle bunları görebiliriz. Yevme nekûlili cehenneme. O gün cehenneme deriz. Helim telekti. Doldun mu? Ve tegul O da der ki. Helmin mezit daha yok yok mu? Burada yavmen işte zamanı o gün anlamı verebiliyoruz. Eee ifade etmekte o gün yani artık hesabın görüldüğü cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme gönderildiği gün cehenneme sorarız. Helim teletti doldun mu? O da der ki Helmin mezit Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri günlük hayatta da kullanılabiliyor. Mesela helmin mezit daha yok mu? Çok yerlerde kullanabiliriz bunu. Bir şeyin daha ziyade olmasını isterken helmin mezit denilir. Burada cehennem Türkçe'de aynen kullandığımız şekliyle imtele'ti, imtele'e, dolmak, mele'e e, imtele'e oradan gelen bir kelime. Helmin mezit derken mezit ziyade. Mezit ziyade hatırda kalabilir. Ve başka bir ayet. Ve aradına cehenneme yevme izin. Yani yevm kelimesi bazen yevme izin şeklinde gelebilir. O gün cehennemi arz ederiz. Lil kafirine kafirlere arda bütün dehşetiyle. Burada e, aradına arz etmek. Arz Türkçe'de Z ile telaffuz ediyoruz. Ama Kur'an Arapçasında Kur'an-ı Kerim'deki ibarede bu dat iledir. Ve Türkçe'ye Z olarak geçmiştir. Türkçe'deki karşılığı arz etmek. Ve aradına cehennem, cehennemi arz ederiz. Yevme izin, o gün, lil kafirine, kafirlere arda. İşte bir arz etmekle. Burada tekit olarak bu geliyor. Bütün dehşetiyle arz ederiz. Yani bu da kolaylıkla hatırda kalabilecek bir mana. Buradaki dat harfinin Türkçe'de z gibi telaffuz edildiğini bilmek manayı anlamamızı kolaylaştıracaktır. Şimdiki okuyacağımız ayette ems kelimesini görmekteyiz. Dün anlamında Kur'an'da bir veya bir, birkaç defa geçen az kullanılan bir kelime ama günlük hayatta dün, bugün, yarın sıkça kullandığımız kelimelerdendir. Dolayısıyla bunu Kur'an'dan öğrendiğimizde normal Arapçamızda günlük hayatta bolca kullanabileceğimiz bir kelime olarak karşımızdadır. Hz. Musa'nın hayatından bir bölüm burada nazara veriliyor. Hz. Musa eee kavga eden iki kişinin arasına girmiş. Ama onlardan biri yumruk atmaya kalkınca Hazreti Musa ona yumruk vuruyor ve ölümüne sebebiyet veriyor. Diğer günü, diğer gün yine iki kişinin arasını ayırayım derken oradan bir tanesi diyor ki "Ya Musa, Ey Musa, eturidu en taktulenim? Beni öldürmek mi istiyorsun? Kemagatelte nefsen?" bir nefsi öldürdüğün gibi bil ems dün ey Musa dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Burada ems e, dün anlamında diğer kelimelerden eturidu erade yuridu irade etmek irade mastar haliyle Türkçe'de kullanılır. Murat buradan gelen bir kelimedir. Taktüleni derken katil ee, kullanılan bir kelime, ama bunun e, işte burada fiilde kullanıldığını fark etmemiz gerekiyor. Gatelte derken yine katilden türetilmiş bir kelime. Nefs işte e, nefis Türkçe'de nefis olarak telaffuz ettiğimiz kelime. E, burada da kelimelerin neredeyse yarısı hatta daha fazlası Türkçe'de kullandığımız kelimeler. Diğer ayette yarın manasını göreceğiz. Ve ma tedri nefsun hiçbir nefis bilmez. Ma za bu gade yarın ne kazanacak? Burada gaden yarın anlamında ee, ve nefis bildiğimiz şekliyle ve ma tedri e, dera yedri dirayet anlamak bilmek la edri bilmiyorum nısful ilm la edri denilir mesela. Bu kökten gelen bir kelimedir. Ve günlük hayatta herhalde sıkça kullanabileceğimiz bir kelimedir. Bir şey sorarlar bilmiyorum dediğimizde la edri deriz. Ayet-i kerime hiçbir nefs yarın ne kazanacağını bilmez diyor. Yani bu gaybidir. Vel tenzur nefsün ma demet ligat. Burada yine gad yarın anlamında. Vel tenzur baksın, nazar etsin. Nefsün her nefis ma demet. Ne takdim etti? Mani anlamına geliyor. E, gad demet ne takdim etti? Ligat yarın için önden ne gönderdiğine, ne hazırladığına baksın. Gaddeme deme şu haliyle Türkçe'de çağrışımı olmayabilir. Ama bunun maslarına ulaşabilsek. Gaddeme yugaddimu takdim. takdim etmek. Önden bir şey göndermek. Her nefis yarın için ne takdim ettiğine, önden ne gönderdiğine baksın. Diğer ayet. Gale firavnu. Firavun dedi ki. Âmentum bihi. Ona iman mı ettiniz? Gable en ezen lekum. Ben size izin vermeden burada gable önce anlamında gale firavnu firavun dedi artık gale'yi bilmemiz gerekir. Çok kolay bir kelime ve Kur'an'da en sık geçen kelimelerden. Gale firavnu firavun dedi ementum. Ementum iman ettiniz demek ama burada vurgudan soru olduğu anlaşılıyor. Ementum bihi ona iman mı ettiniz Musa'ya. Gable ben Ben size izin vermeden önce Hz. Musa ile sihirbazların bir nevi müsabakası oluyor ve e, Hz. Musa e, bu müsabakadan Allah'ın izniyle galip çıkıyor ve sihirbazlar bakıyorlar ki e, Hz. Musa'nın yaptığı bir sihir değil ve bunu fark edip e, secdeye varıyorlar. bi Rabbi alemin alemlerin rabbine iman ettik. Rabbi Musa ve Harun. Musa Harun'un Rabbine diyorlar. Firavun o zaman e, adeta küplere biniyor ve diyor ki Âmentum bihi gâble en âzene lekum. Ben size izin vermeden iman mı ettiniz? Ya buradan Firavun zihniyetinde görebiliriz. Firavun zihniyeti imanlara bile müdahale etmeye çalışmaktadır. Fe mâ fâ bâdel hak dalal Artık haktan sonrası dalalet değil de nedir? Mâde nedir? Soru. İstifam edatlarında bu daha önce geçmişti. Badel hak. Haktan sonrası illet dalal ancak dalalettir. Burada e, mâde soru olarak öğrenildikten sonra Bâdel hak. Haktan sonrası e, hakkı biliyoruz. Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Badel hak, haktan sonrası. Devamında dalal geliyor. Haktan sonrası dalalet değil de nedir? Yani kolay anlayabileceğimiz bir ayet. Vadde kethirun min ehlil kitabi. Vadde sevdi istedi anlamında. Kethirun pek çoğu min kitap, kitab, ehli kitaptan. Ehli kitap kendilerine kitap verilmiş olan Yahudi Hristiyanlar. Bunlara verilen isim. Ehli kitaptan çoğu istedi. Lev yeruddûnekum sizi e, döndürmeyi. Bade imanikum imanınızdan sonra küffara kafirlere döndürmeyi. Kafir hale getirmeyi istedi. Yani eh, eh ehli kitaptan e, pek çoğu imanınızdan sonra sizi kafirler haline getirmek istedi ve buna bunu e, tercih ettiler. Haseden min inde enfsihim kendilerinden bir hasetle min ba'di ma tebeyyene lehumul hak hak kendilerine tebeyyün ettikten sonra yani hak kendilerine açığa çıktıktan sonra böyle istediler. Burada ehli kitap Kur'an'da sıkça geçen bir ifadedir. Ya ehlel kitap, ya ehlel kitap. Kur'an okurken e, belki 50 defa, 100 defa karşımıza çıkar. Ehli kitabı bir defa öğrendiğimizde diğerlerinde de yine aynı manayı yakalamış oluruz. Kethir, çok anlamında. Kethir, bunun zıttı galildir. Galil, kethir, birbirinin zıttı kelimeler. Türkçe'de kesret olarak bu kökten gelen bir kelime kullanılır. Kesret çokluk anlamındadır. Vette, şu haliyle belki zihinde bir çağrışımı olmayabilir. Vedud Allah'ın isimlerindendir. Vedud seven ve sevilen. İşte vadde sevdi, istedi. O anlama gelen bir kelime. Lev yeruddunakum radde yeruddu çevirmek, reddetmek. Mesela Türkçe'de reddetmek diyoruz ya dilekçe verdim, dilekçemi reddettim. Şöyle bir teklifte bulundum, teklifimi reddetti. Red, yani bu aynen Arapçadan bize geçen bir kelimedir. Ancak burada fiil kalıbıyla gelmiş. Onu zamanla fark edeceğiz. Sizi çevirmeyi istediler. Min imanikum. İmanınızdan sonra. İmanı aynen kullanıyoruz. Min imanikum. imanınızdan sonra. Küffara. Küffar kafirin çoğuludur. Bu da çağrışım olarak kolay hatırda tutabileceğimiz bir kelimedir. Haseden, bir haset olarak, hasetlerinden böyle yaptılar. E haset de e, yabancı bir kelime değil bize. Min indi enfsihim, nefislerinden, içlerindeki bir hasetten dolayı böyle yaptılar. Min badime tebeyyene lehumul hak. Hak kendilerine tebeyyün ettikten sonra. Burada hak gerçek anlamında. Tebeyyün, en azından Osmanlıca kitaplara aşina olanlar bunu da bilirler bir şeyin açığa çıkması. Ve şimdiki kısımda hayne şöyle olduğu zaman e, bu anlamı göreceğiz. Velakum fiha cemalun. Velakum size vardır fiha onlarda. Onlarda dediği evvelinde en'am olarak geçiyor. Koyun, keçi, sığır, deve. Yani süt veren hayvanlarda vardır. Cemalun bir cemal. Cemal güzellik demek ve Türkçe'de isim olarak da kullanılmaktadır. Onlarda bir cemal var size, bir güzellik var. Hine <laughs> ne? akşam onları getirirken, yani yaylaya götürülmüş, otlaklara, meralara götürülmüş, akşam onları getirirken onlarda size bir güzellik var. Neden? Sütle dolu bir vaziyette geliyorlar. Vahine <laughs> tesrahune, Seraha yesrahu salı vermek. Sabah da onların meraya salı verirken onlarda sizin için bir güzellik var. Yani hine şöyle olduğu vakit, şöyle olduğu zaman tarzında kullanılıyor. Burada da hine kelimesi artık öğrenilecek. Cemali zaten biliyoruz turihuna tesrahuna bunları da öğreneceğiz. Vezkuru hatırlayın iz kuntum galilen hani siz az idiniz. Fekesserakum o sizi çoğalttı. Allah sizi çoğalttı. Yani Müslümanlar sayıca başlangıçta az idi ama Allah'ın lütfuyla İslam'a girenler devamlı arttı arttı. Allahü Teala bu nimetini hatırlatıyor. Vezkuru zikredin. Vezkuru zikir. Emir sıgasına gelmiş şekli. İz tüm galilen hani siz az idiniz. Galil az. Kefir çok. Fe kessarakum o size kesret verdi. O sizi çoğalttı. Ve iz gâle rabbuke lil melâiketim. Gâle burada iz kısmını görmezsek Gala <gâle> rabbuke lil <melaike> Rabbin meleklere dedim. Ama idi de dahil ettiğimizde hani Rabbin meleklere demiştim. İnni cailun ben kılacağım fil ardı arzda yeryüzünde halife bir halife. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım demiştim. Burada e, gale artık biliyoruz bu kelimeyi. Rabbuke senin Rabbin. Daha bir önceki derste belki geçen konulardan Rabbuke senin Rabbin, kitabuke senin kitabın, kalemuke senin kalemin, işte Rabbuke senin Rabbin. Rabbin meleklere demişti, inni cail, cail bir şeyi meydana getiren, kılan, e, kılacağım. Fil ardı arzda halife, halife kılacağım demiştim. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de emame, halfe, vera'e, tahte, fevga, beyne, inde, havle, ma'a, haysu, hune, femme, ledun. Bu tarzda mekan zarfları var. Bunların her biriyle alakalı örnekleri görmeye çalışacağız. Bel yuridul insanu doğrusu insan ister. Yuridu, erade yuridu, irade etmek, istemek. Liyef cura emame, önünde olanı, kendisini bekleyen kıyameti yalanlamak ister. Burada emame, önünde olan. Mesela imam, insanların önündeki kişidir. Emam, imam, aynı kökten geliyor. Oradan hatırda tutulabilir. Emam, ön. Half, arka. Bununla alakalı da ayette şunu görebiliriz layetil batılı, batıl ona gelmez. Ete geldi, yeti gelir. Laye'ti gelmez. el ona ona gelmez. E ona derken Kur'an'a. el batıl gelmez. Min beyni ne önünden, ve la min halfihi ne de ardından. Min halfihi ardından demek. Ne önünden ne ardından ona Kur'an'a batıl gelemez. Burada da vera e kelimesini görmekteyiz. Arka anlamı taşıyor. E, vera e, min vera-i e İşte duvarlar arkasından anlamında. Yahudilerle alakalı la yugatilunakum cemi'a Yahudiler toplu halde sizinle savaşmazlar. İlla ancak fi guram muhassana muhkem beldeler içinde yani kalelerde korunmuş vaziyette savaşırlar. Ev min vera ücudur veya duvarlar arkasında perde arkasından sizinle savaşırlar. Burada e, yugatilu gatele öldürdü. Gatele savaştı. E, yugatilu yugatilune onlar savaşırlar. Küm sizinle. Ama la gelince başına la kum sizinle savaşmazlar. Cemi'a toplu halde. Ee, İlla fi muhasana muhassana ancak korunmuş beldeler içinde muhassan e, belki Türkçe'de o kadar çağrışım alanı olmayabilir. Korunmuş anlamında evmin cudur veya e, duvarlar arkasından savaşırlar. Lagad radiyallahu anil mu'minine andolsun Allah müminlerden razı oldu. Radiye dat ile bakın. Türkçe'ye bu razı olmak şeklinde geçmiştir. Radiye, raziye gibi düşünün. Razı olmak. Radiyallahu Allah razı olmuştur. Anil mu'minine müminlerden iz yübeyi uuneke şöyle yaptıkları zaman sana biat ediyorlar. Yübeyi'uneke. <laughs> Beya'a yübeyi'u mübaya'aten ve biaten. Biat etmek. Biat ederlerken tahte şecara ağacın altında. Hudeybiye barışında. işte barış evvelinde sahabelerin peygamberimize bir ağacın altında biat etmeleri var. Allahu Teala o olaya dikkat çekiyor. Ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Burada da e, radiye razı olmak. Türkçeden hatırlayabiliriz. Müminin, müminler. Yübeyyûneke, biat. E, Türkçede kullanıyoruz. Tahte, altında demek. Tahte, şacara, ağacın altında. Lakadı bu şekilde kullanımlarda genelde andolsun ki şeklinde meallerde ifade edilmekte. Yedullah <laughs> fevga idihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Bu da yine o biatla alakalı. Biatta peygamberimizin eli yukarıda, onların elleri aşağıda. Buna biat deniliyor, biat ediyorlar. Ama ayet-i kerime sana biat edenler Allah'a biat etmiştir. Çünkü sen Allah'ın namına onlardan söz alıyorsun. Bu açıdan Allah'ın eli onların elinin fevkindedir. Tabi bu mücesen bir el demek değil. Devletin eli dediğimizde böyle bir el anlaşılmadığı gibi. Burada fevga fevkinde, üstünde anlamında. La nuferrigu beyne ahadin min rusuli La nuferrigu ayrım yapmayız. Ferraga yuferigo tefrik. Bunun masları tefriktir. Tefrikte bulunmayız. Ayrım yapmayız beyne ahad hiçbir arasında min rusulihi onun elçileri arasında onun elçilerinden Allah'ın elçileri arasında herhangi bir ayrım yapmayız. Yani biz müminler olarak İsa'ya da inanırız, Musa'ya da daha diğerlerine de inanırız. Kul <laughs> de ki innemel ilmu gerçek ilim indallah Allah katındadır. İndallah Allah katında. İndennaz insanlar katında binden nebi peygamber katında peygamber nezdinde kolay bir ibare indallah indallah mesulsun deriz mesela Allah katında sorumlusun anlamındadır. Vetaral meleike tahafine min haulil arş. Melekleri arşın etrafında görürsün. Etrafını kuşatmışlar. Yüsbihune tesbih ediyorlar. Bihamdi rabbihim rablerine hamd ile tesbih ediyorlar. Burada tera görmek, rüyet el meleke, melekleri görürsün. Hafine kuşatmış vaziyette min havlil arş ilahi saltanatın etrafında onu kuşatmış Rablerini tesbih eder bir şekilde görürsün. Ve la tecal kılma ma Allah Allah ile beraber ilahen ahar. Başka bir ilah yani Allah'ın yanı sıra başka bir ilah edinmem. Burada ma Allah, Allah ile beraber demek. Ma annes, insanlarla beraber. Ma ihvanina, kardeşlerimizle beraber gibi sıkça kullanabileceğimiz bir edat. Ve min haythu haraç nereden çıkarsan çık, yola çıkarsan çık, favelli yüzünü çevir. Ve çeke yüzünü çevir. Şatral mescidil haram. Mescid-i haram tarafına çevir. Burada haysu. Haysu mekan zarfıdır. E, ve min haysu haraçta. Nereden çıkarsan, yola çıkarsan çık. Fe velli. Velli çevir. Vaçeke ve yüzünü. Vecih yüz. Şatral mescidil haram. Mescid-i haram tarafına, Kabe tarafına çevir. Bir de Hune ifadesi var. Hune burada anlamında. Mesela ben desem ana huna ben buradayım. Entum Huneke siz oradasınız. Hune Huneke e, Arapçada çokça kullanılır. Hz. Musa'nın kavmi Hz. Musa onlara bir hedef verdiğinde şu beldeler bizim olacak savaşalım dediğinde cesaret edemiyorlar ve diyorlar ki inna biz he huna he işte demek Huna burada. ne oturan kimseleriz, oturacağız. Yani cesaret edemiyorlar ve tih sahrasında 40 yıl şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. Fe eynema <mâ> tuvellu nereye dönerseniz fe oradadır. Themme işte orada gibi ve çulla Allah'ın veçi oradadır. Yani nereye dönerseniz ibadet esnasında aslında Allah'a yönelmiş olursunuz. Ama tevhidi kıble olması için biz kıbleye yöneliyoruz. Allah zaten böyle emretmiş. doğuda batıda Allah'ın. Ve <laughs> allemnâhu ona öğrettik. Min ledünnâ ledünnümüzden tarafımızdan ilme bir ilim öğrettik. Burada Hızır'la alakalı Kur'an'da ismi geçmez gerçi de Hadislerde adının hazır olduğu ifade edilmiştir. Allemnâhu Alleme yuallimun talim Talim ettik. Hu ona yani Hızır'a öğrettik. Milledünne ledünnümüzden tarafımızdan ilme bir ilim öğrettik. Bir de fevk taht bunlarla alakalı iki örnek burada göreceğiz. Yevme yavşâhumul azâbu o gün azap onları bürür ve e, yağışa bürümek. El azabu azap, yevm gün, işte o gün azap onları bürür. Yevmi öğrendik, azap, aynen Türkçedeki azap. Min fevgihim üzerlerinden ve min taht değercülihim ayaklarının altından. Fevg üzerlerinden, taht alttan. Taht değercülihim ayaklarının altından. Cehennem ehlini anlatıyor. Alttan da üstten de azap onları bürüyecek. Fevk ve taht yine şu ayette beraberce kullanılmakta. Kul ey peygamber de ki. Ya yani kul de ki anlamında ama ilk muhatap peygamberimiz ey peygamber de ki. Hu ve o. Bunu zamirlerde görmüştük. Hu ve o. El-Gadir kadirdir. Allah kadirdir. Ale en yeb aleykum size göndermeye kadirdir. ben bir azap göndermeye min fevkikum üzerinizden ev min taht veya ayaklarınızın altından. <laughs> bir üstteki ayette fevgihim e, ve taht erculihim geçmişti. Burada Küm olarak bu kullanılıyor. Him olunca onlar, küm olunca siz. Yani zamirleri öğrendiğimizde, ona göre manayı vermemiz kolaylaşacaktır. Zamirlerle alakalı daha önce anlatmıştık. İnne dine şüphesiz din indallah Allah indinde Allah katında el İslamı İslamdır. Türkçe gibi bir ibare neredeyse. Din biliyoruz indallah. Allah katında demek, el-İslam mensub olduğumuz din. Allah katında din, İslam'dır. قَالَ limen حَوْلَهُ Havl, çevre anlamında, etraf anlamında. Firavun, et, etrafındakilere dedi ki, اَلَا <laughs> un Dinlemez misiniz? Hz. Musa bir şeyler anlatıyor. Ve e, Firavun'a çok garip geliyor. Alaycı bir şekilde, bakın neler söylüyor diye Dinlemez misiniz? Diyor. Ya'lemu mâ beyne'idihim Allah onların önlerinde olanları bilir. ma halfehum arkalarında olanı da malum bu e, ayetel kürside geçiyor. E, ayetel kürsinin cümlelerinden birini bu şekilde görmüş olduk. Ya'lemu Allah bilir. Mâ beyne'idihim önlerinde ne var? ma halfehum arkalarında ne var Allah bilir. Haysu e, yer e, için kullanılıyor. Peygamberimize ve Müslümanlara bir emir ve ahricuhum onları çıkarın. Onları dediği müşrikleri min haysu ahricukum sizi çıkardıkları yerden. Yani onlar sizi çıkardılar. Mekke'den hicrete mecbur bıraktılar. Siz de onları oradan çıkarın. La tahzen inna Allah'a mana. La tahzen üzülme. İnna Allah'a şüphesiz Allah ee, elbette Allah. Maana bizim nedir? Maa e, birlikteliği ifade ediyor. Na zamir bizimle. Üzülme Allah elbette bizim nedir? Hicret olayında Peygamberimiz Hz. E, Hazreti Ebu e böyle söylüyor. Bu dersimizde bazı zaman ve mekan zarflarını gördük. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in her tarafında sıkça karşımıza çıkmakta. Bunları öğrendiğimizde artık bu gibi zarflar tekrar karşımıza çıktığında kolaylıkla tanıyabileceğiz.